Tibet antilobu, Tibet platosu için orta büyüklükte boynuzlu bir yerli. Vahşi doğada 150 binden az olgun Tibet antilobu bulunmakta. Ancak popülasyonun şu anda arttığı düşünülmektedir. 1980'lerde ve 1990'larda kitlesel kaçak avlanma nedeniyle tehlikeye girdiler. Genellikle ölümden sonra elde edilen aşırı yumuşak, hafif ve ılık alt tabakaları için avlanırlar. İnce yünlerin kralı anlamına gelen Farsça bir kelime olan staluş olarak bilinen bu talaş, Hindistan'ın kuzeyindeki Cammu ve Keşmir'deki lüks şalları örmek için kullanılır. Staluş şalları geleneksel olarak Hindistan'da düğün hediyesi olarak veriliyor ve bir şal yapmak için 3 ila 5 yetişkin antilop kullanılıyor. CITES'nin sıkı kontrollerine rağmen hala bu deri için yoğun istek var. Acıklı değil mi?